Yan mahalledeki annemin arkadaşına el işi için havlu verip götürmüştüm ve dönmek üzereydim ki eve 18 yaşlarındaki oğlu geldi. Selim abi az evvel gelmiş anne, oradaydım. Ekmeği anca getirdim deyip elindeki poşeti annesine uzattı. Bense duyduğum cümle üzerine vedalaşıp hızla evlerinin bahçesinden çıktım. Zaten gitmek üzereydim. Demek gelmişti. Bugün geleceğini biliyordum fakat gün içerisinde ne zaman buraya varır bilmiyordum. Ya mahallede olacağım zamanı bulmuştu. Gerçi bir şey fark etmiyordu. Uzaktan bakacak, sağlıklı olduğunu gözlerimle görecek ve yakınlarımda bulunursa hoş geldin diyecektim. Çocuk olsaydık da koşup oynasak, istediğimiz gibi kavga etsek, sohbet etsek, gülsek, ağlasak, düşsek, kalksak istiyordum bazen. Aklıma ilk kez onlara gittiğimiz zaman geldi. Babası Cihan amca, arkadaşımız Özkan'ın babası Adullah amca ve babam bir odada oturuyordu, annelerimiz de bir odada. Ben annemle Perihan teyzenin arasında uzun süre oturduğum yerden kalkmamıştım. Sonra odaya Selim girmişti. ''Yusra, gelsene.'' Ben de kafamı iki yana sallayıp cık cıklamıştım. Tabii Selim, ''Kızım, ana kuzusu musun sen?'' deyince sinir olup kalkmıştım ve peşinden onun odasına girmiştim. Odaya girdikten sonra kapıyı arkamızdan kapamış ve biraz ötemde durmuştu. Ben de etrafa bakınıyordum o sırada. Oyuncakları dökmüştü bir köşeye, onun haricinde oda topluydu ve boştu. O zamanlar kardeşi Buket daha yeni yeni yürüyordu ve annesinin yanındaydı. Ablam ve abimler ise sokakta arkadaşlarıyla oynuyorlardı. Kimse yoktu bu yüzden. Birden kıyafet dolabının kapağı açılmış, içinden Özkan çıkmış ve böö diye bağırıp ellerini havaya kaldırarak beni korkutmaya çalışmıştı. Başarılıydı da. Plan kurup beni korkutmak yanlış bir davranıştı çünkü tribimi çekmeleri gerekecekti. Küstüm sizle deyip yatağın köşesine oturmuş ve kollarımı birbirine bağlayıp ne deseler cevap vermemiştim. O gün de Perihan teyze peynirli poğaça yapmıştı. Selim ise asla peynir yemiyordu. Aklıma bu gelince içimden sinsice sırıtmıştım. Eğer birer tane peynirli poğaça yerseniz barışırız. Selim önce itiraz etse de Özkan'ın da katkılarıyla kabul etmişti. Mutfağa koşup ikisine de birer poğaça uzatmıştım. Özkan çoktan bitirmiş. Selim serindekiyle bakışıyordu hala. Yemiyorsan ben gidiyorum. Dur dur yiyeceğim şimdi demiş ve suratını buruşturup derin bir nefes aldıktan sonra bir ısırık almıştı. İlk lokmasını çiğnedikten sonra suratı normale dönerek hepsini bitirmişti. Şaşkınlıkla gülümsemiştik Özkan'la. Özkan koşarak Perihan teyzeye ''Selim peynirli poğaçaydı'' diye büyük haberi verirken ben de barış için elimi uzatmıştım. ''Yusra, sana bir sır vereyim mi? Bana ceza değil, ödül oldu bu. Peynir aslında güzel bir şeymiş, teşekkür ederim.'' Selim'in söyledikleri sinirimi bozsa da sözümü tutup barışmıştım ve bütün akşam oyun oynamıştık üçümüz. Eskiye dalmıştı yine gözüm. Dalmasın da ne yapsın? Hızlı adımlarla ilerlerken kalp atışlarımı duyabiliyordum fakat dinlenmeye vaktim yoktu. Adımlarımı biraz daha hızlandırdım. Etrafa şöyle bir baktığımda kimsenin olmadığını görünce koşmaktan çekinmedim. Nefes nefese mahalle meydanına vardığımda kalabalığın arasında onu aradı gözlerim. Sonunda buldum da. Manav amcanın elini öpüyordu. Sonra sırayla başkalarına da sarıldı. Babam karşısında geçtiğinde ise sertçe yutkundum. Hoş geldin diyen ve karşılayan herkes yavaş yavaş işinin başına daldığında annesi ve o kalmıştı. Annesi kucaklamaya doyamıyordu oğlunu. Bense gördüm ya, o da yeterdi. Asker beklemek zor şeydi fakat sayılı gün geçmişti işte. Perihan teyzeyle uzaktan duyamadığım bir şeyler konuştular. Sonra bir kere daha Selim'e sarılıp evlerinin olduğu sokağa doğru gitti. Başını kaldırdığı gibi bakışlarımızın takılmasıyla tekrar zorla yutkundum. Beni fark etmediğini düşünmüştüm çünkü hiç buraya bakmamıştı. Bu tarafa doğru yürümeye başladığında az önce koşmaya bırakıp durunca sakinleyen nabzımı tekrar duymaya başladım. Aramızda hatırı sayılır bir mesafe bırakarak durduğunda kendimi toparlayıp ''Hoş geldin'' diyebilmiştim. Şaşkın ve gülünç suratıma bu kez hafif de olsa çaktırmamaya çalışıp benim fark ettiğim tebessümlerinden yollamamıştı. Suratı olabildiğine ciddiydi ve anlamadığım bir duyguya bürünmüştü. Onda bir değişiklik vardı. Hoş buldum kelimesini bile söylemek istemiyor gibi bırakıvermişti aramıza. Yüreğine oturan bir şey vardı ve bunun korkusu benim de yüreğime oturmuştu. İçine
Özlem, gerginlik, sevgi ve şaşkınlık biriken sessizliği dağıtıp her seferinde sorduğu o soruyu yöneltti. Atama işi ne oldu? Öğretmenliği çok severek istemiştim ve mesleğimi yapmak için can atıyordum. Fakat atanamamıştım. Aynı, dedim üzgün bir şekilde. Başını salladı. O da üzülüyordu bu duruma. Söylemese de anlıyordum. Onca zaman görüşmeyip şimdi karşı karşıya gelmişken konuştuğumuz şeyin bu olmasıysa ayrı bir garipti. İsra abla, bağıra bağıra yanıma koşan amcamın küçük oğlu nefes nefeseydi. Ne oldu Hüseyin? Deden yine öyle oldu. Babanı bulacakmışsın hemen. Düğümlenen boğazımın verdiği sıkıntıyla bakışlarım hızla Selim'e kaydı. Sen babanı bul, ben de gidip bakayım. Cümlesini bitirip Hüseyin'le birlikte koşmaya başladı. Babam nereye gitmiş olabilirdi ki? Demin buradaydı. Saatime baktım, ezan vakti yaklaşıyordu. Cami. Cami değilse telefona da bakmadı zaten. Ulaşamamaları normaldi. Camiye nefes nefese girip bahçesine taradım. Çoğu kişi içerideydi neyse ki. Babama doğru yürürken beni görüp yanıma geldi ve dedemin tekrar kriz geçirdiğini söylediğimde hızla beraber eve gittik. Kapıyı yengem açmıştı. Seslerin geldiği yere bakılırsa dedemin odasındaydılar. Kapıda durup içeriye şöyle bir baktım. Selim dedeme derin derin nefes almaya devam etmesini söylüyordu. Dedem de gayet iyi görünüyordu çok şükür. Bol bol su içirin, biraz uyuyup dinlensin. Fenalaşırsa aynı şekilde talimatlar verin ve diline dikkat edin. Olmadı, yine hastaneye götürürsünüz. Annem ve babam başını sallayıp teşekkür etti. Selim müsaade istediğinde annem, Selim'i geçir kapıya kadar kızım deyip bir bardağı su doldurdu. Yengem de ortalığı toparlıyordu. Dedemi iyi görmek içime su sermişti. Onu öyle çok severdim ki her fenalaştığımda kaybettiğim diğer dedemi, anneannemi ve babaannemi hatırlıyordum. Bana bir tek dedem ve büyük babaannem kalmıştı. Büyük babaannem de günde belli sürelerde oksijen cihazına bağlanıyordu. İkisi de benim için çok değerliydi. Çok teşekkürler, Allah razı olsun dedim o spor ayakkabılarını giyerken. Amin. Hepimizden inşallah. Allah'a emanet ol. Derin bir soluk alıp bakışlarını birkaç saniyeliğine bana yöneltti. Sen de Allah'a emanet ol. Sonrasında üç aile bir araya gelmiştik. Babam, Selim, Selim'in babası Cihan amca, çocukluk arkadaşım Özkan ve babası Sadullah amca bahçede oturuyorlar. Biz de evin büyük balkonunda hanımlar olarak sohbet ediyorduk. Şu ev yıllardır balkonunda kimleri ağırlamamıştı ki? Çocukluğumuzda balkonda çay içen annelerimizin yanına çıkıp sonra bahçeye geri inmekle geçmişti. Hele de Selim, Özkan, Asya ve ben. Aklıma komik bir hatıramız düştü. Henüz 7 yaşındaydık. Özkan o zamanlar biraz mızmızdı. Mahalleye yeni taşınmışlardı ve sonraları biz de zaman geçire geçire mızmızlığından fire vermişti. Bahçede şimdi kocaman olan ve tüm mahallenin çocuklarını meyvelerine misafir eden armut ağacının altında Asya ve Özkan dikiliyordu. Asya'nın elinde uzun bir sopa vardı ve döndürüyordu. Özkan son izliyordu. O sıralar Selimler de mahalleye geleli çok olmamıştı. Yeni yapılan bir binaya taşınmışlardı ve o binayı benim çok sevdiğim ağaçlık bir yeri mahvederek yaptıkları için binayı da yeni taşınanları da sevmiyordum. Yani Selim'i de ilk zamanlar pek sevmiyordum. Ve Selim'le ben bu misket senin, bu misket benim kavgası yaparken Özkan birden bağıra bağıra ağlamaya başlamıştı. Hem de ne ağlamak. Sanarsın kafasına gökten taş düştü. Aa diye de bağırıyor bir de. Bizim anneler hemen balkondan kafaları uzattı tabii ne oluyor diye. Hepsi endişeyle neden ağladığını anlamaya çalışıyordu ve Asya'nın derinde sopa olduğunu görünce o bir şey yaptı sanmışlardı. Bizim Asya az değildi. Kedi kız mübarek. Oradan oraya atlar ve tırmanmadık yer bırakmazdı. Asya herkes sen mi yanlışlıkla yaptın diye sorduğunda hayır ne oldu ben de bilmiyorum. Birden ağlamaya başladı demişti. Kızcağız ne korkmuştu. Sonunda Özkan bağırıp ağlamayı keserek biri sırtıma armut attı deyivermişti. Bilin bakalım ne olmuş? Ağaçtan sırtına armut düşmüş. Göktaşı düşmüş gibi ağlıyor bizimki. Selim'le ben kahkahalara boğulmuş ve misket kavgasını unutmuştuk bile. Özkan sağ olsun. Ben hatıranın etkisiyle kikir deyince annem de ne oluyor gibisinden bir bakış atıp önüne döndü. Asya dedik de özlemiştim çocukluk arkadaşımı. Lise 2'de taşınmışlardı ve yıllardır yüz yüze görüşemiyorduk. Telefonla haberleştiğimiz kadarıyla hayallerini gerçekleştirip avukat olmayı başarmıştı. Aslında Selimler de 2. sınıftan sonra taşınmışlardı mahalleden. 6. sınıfta tekrar dönmüşlerdi neyse ki. Perihan teyzenin dertli dertli
Hiç sormayın, kavuştuk diyoruz ama yine ayrılık görülüyor birkaç haftaya cümlesiyle dikkatimi ona verdim. Allah Allah, ne ayrılığı? Ne ayrılığı kız, hayrola? Annem sağ olsun beni de meraktan kurtaracaktı. Aha Şükran, bizim Selim tutturmuş, tekrar doğuya gidecekmiş. Doktorla orada devam etmek istiyormuş. Orada ihtiyaç varmış asıl doktorlara. Çok yalvardım, ikna etmeye çalıştım ama dinletemedim. Askerdeyken doğuda diye yüreğim ağzımda geçiriyordum günleri. Şimdi heptenliğin oraya gidince ne yapacağımı bilmem. Bir de gittiği köy hiç tekin yer değil. Allah yardımcımız olsun. Özkan'ın annesi amin amin derken ben şaşkınca Perihan teyzeye baka kalmıştım. O yüzden mi öyle davranmıştı o bana gideceği için? Fakat nereye gidiyordu beni burada bırakıp? Çok mu kolaydı onun için? Hep böyle yüreğime batmaya devam mı edeceksin Selim? Yüreğime batma. Sonrasında anakan benim nasılsın deyip her biri kırışmışlığında yıllar saklı ellerini ellerimin arasına aldım. Babaannem aslında büyük babaannem. Ona ana kaderlerdi küçüklüğümden beri ben de derdim alışkanlıktan. İyiyim yavrum sen pek durgunsun kaç gündür. Ne oldu anlat bakayım. Sesini daha iyi duymak için dikkatimi ona vermiştim. Yüksek sesle konuşamıyordu kolay kolay fakat yaşı 80'in üzerinde olmasına rağmen iyiydi çok şükür. Konuşması farklıydı biraz. Şehir diline çok yakındı fakat genelde U ve İ harfine çevirirdi bazı ünlüleri. Yıllardır burada kalınca Laz şivesi kaybolmuş öyle derdi. Ortaya karışık bir şeyler çıkmış. Tek ihtiyacı onunla da sohbet edilmesi, ilgilenilmesi ve yokmuş gibi davranılmamasıydı. Bazen bizimkiler sohbete dalar gider onun sorduklarını duymazdı bile. Oysa anakam onların sohbetlerine ortak olur, önemser ve takip eder, okuna hakkında soru sorardı. Ben bunu fark ettiğimden beri özellikle toplu ortamlarda onunla ilgileniyordum. Hepimizin ihtiyacı buydu aslında. Sohbet, muhabbet, ilgi ve sevgi. O gülümsemesi yok mu? İçinde neler barındırıyordu? Onun gülümsemesi için senin de gülümsemen yeterdi artardı bile. Bir şey yok babaannem, hadi şunu takalım. Saat 8:30 olmuştu. Oksijen cihazını ayarlayıp küçük boruyu burnuna kondurdum. Sonra tekrar ellerini tutup omzuna yaslandım. Dışarıdan cırcır böcekleri, yanımızdan da oksijen makinesinin sesi geliyordu. Neyse ki çok gürültülü bir makine değildi. Babaannemin elindeki 200'e baktım. Hiç parmağından çıkardığını görmemiştim o 200'ü. Hikayelerini çok dinlemiştim ondan. Gümüş olan yüzük kaynarasından kalmaymış. Büyük dedem evlilik yüzü olarak onu vermiş. Siyah olan annesindenmiş. Vefatından sonra hatıra olarak kalmış. Bana bir şey olursa bu yüzükleri senden başkası almasın Yusram. Gücenirim sen al hep de sakla beni hatırlarsın derdi yüzüklerin konusu açılınca. Ben de sana bir şey olmasın yüzükler de oyuncak parmaklarında dursun der sarılırdım. Balkonun kapısı tıklatıldı. Müsait mi? Duyduğum sesi nerede olsa tanırdım. Selim gelmişti fakat başımdaki örtü gerideydi. Bir dakika diye seslenip babaannemin omzundan kalktım ve başımdaki tülbenti düzelttim. Gelebilirsin. Balkon kapısının ardından Selim'in solgun yüzü göründü. Babaannemi görünce tebessüm etti ve selam verip babaannemin önünde çömeldi. Nasılsın Nuriye ninem? İyiyim oğlum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Ne yapıyorsun bakalım? Yerde çömelmiş kalmasın diye kalktım ve Selim'e gel böyle otur deyip kendimi sandalyeye aldım. Anakamın yanına oturdu ve sohbete devam ettiler. Selim babaanneme gerçekten değer verirdi. Bunu haftada birkaç kere yaptığı ziyaretlerden de anlayabilirdik zaten. Bir şeyler ikram edeyim diye düşünüp kalktım ve mutfağa geçtim. Bugün akşamüstü de pasta yapmıştım. Kakaolu ve muzlu. Selim'in de kıskanıtı varmış. Bir tepsiye pasta ve limonata koyup balkona geri döndüm fakat anakamın cümlesini duyunca içeri girmek yerine kapıda durakladım. Selim'im, hani sen askerden dönünce alacaktın benim kuzumu? Kimi? Evin bekar kızı bir tek bendim. Ablam evliydi. Abilerimin de biri evliydi. Biri bekar da zaten onlar erkek. Geriye ben kalıyordum. Bir dakika. Anakam ne diyordu ya? Selim mi alacaktı? Selim anakama öyle mi demişti? Ve beni seviyor muydu gerçekten? Nuriye'nine Yusra'yı benden daha iyilerine veririz olur mu? Gözlerim dolunca etraf bulanıklaşmıştı. Gerçekten seven biri böyle bir cümle kurabilir miydi hiç? Hırkamın koluna yaşları silip tabaktaki pastaya baktım. Kaynanan seviyor mu Selim? Olmaz evladım. Ben de asker bekleyen sevdalılar gibi seni bekledim Rüşler'le birlikte. İnsan sevdiğini yarı yolda koyar mı? Ama Nuriye'nin ne? Ben gideceğim doğuya.
Yusra'yı da peşimden götürüp kendi ellerimle tehlikeye mi atayım? Hayatını mahvetmiş olurum. Hem o benim dönmemi bekledi. Yoksa ona söyledin mi? Hiçbir şey söylememişim. Sözümde durdum. Ben Yusra'yı tanırım. Seni beklediğini tabii anlayacağım. Daha fazla burada dikilmemek için balkona girdim. Konuşmayı bölmüştüm, biliyordum. Tepsiyi Selim'in önüne uzattım. Teşekkür edip pastayı ve limonatayı alarak önündeki sehpaya koydu. Sandalyeye geri oturup ona fark etmesi de kırgın bakışlarımı yolladım. Ortamda can kırıkları ve gerginlik vardı. Ben sizin bakışlarınızdan her şeyi anlarım. Ellerimde büyüdünüz. Babaannem bunu Selim'e bakarak söylemişti. Konuştuklarını duyduğumu bilmedikleri için burada konuyu kapatmışlardı. Şimdi Selim babaanneme askerden dönünce beni alacağını mı söylemişti? Almak sözcüğü de bir garip oldu her neyse. Yani beni helali olarak düşünmüştü, öyle mi? Şimdiye kadar sezgilerime ve duygularıma güvenerek bu ihtimali düşünmüştüm. Fakat artık elle tutulur bir şeyim vardı. Evet, hiçbir zaman beni sevdiğini söylememişti veya ima etmemişti. Ben de öyle. Birbirimize karşı bunu hiç dile getirmemiştik. Fakat gözlerimiz söylüyordu. Onlardan biliyorduk. Sonrasında Selim, Özkan, Selim. Nefes nefese kantinden aldıkları tostları yiyen iki arkadaşımın yanına koşmuştum. Ne oldu Yusra? Yan sınıftaki çocuk var ya, hani en uzun boylu olan. O kitap ödülünü ben kazandım diye beni dövecekmiş. Kim söyledi sana bunu diyen Özkan'a o sınıfın kızları deyip koşturmaktan bozulan okul ırkamı düzeltmiştim. Korkma korkma, kimse bir şey yapamaz. Ne korkak çıktın sen de. Sinir bozucu Selim vermişti bu yanıtı. E tabi siz erkeksiniz, ben kızım. O çocuk da erkek, hem de güçlü. Ben daha şeylerin kapağını zor açıyorum. Kızsan kızsın. Sen kız olabilirsin ama biz erkeğiz. Senin de dediğin gibi. Seni biz koruruz. Annem demişti ki Allah erkeklere sevdikleri kızları korusunlar diye güç vermiş, görev vermiş. Değil mi Özkan? Özkan da kafasını sallayıp onaylamıştı. O zaman hep sizinle mi gezeceğim ben Selim? Ona da razı ol artık, korunmak istiyorsan. Tamam tamam. Zaten hep onlarla geziyorum sayılırdı ya. Her neyse. Ben bu ikinci sınıf hanıma nereden gelmiştim ki? Hatırladım. Korkudan. O günden sonra hiç korkmamıştım. Selim'in kabaca bir yolla da olsa içime doldurduğu güven beni hep gülümsetmişti. Şimdi içim onunla doluydu. O ise benden ve yüreğimden ayrılacaktı, öyle mi? Birinci sınıfta beni ilk kez oyuna alan tayfa Selim ve Özkan'dı. Asya ve beni savaşı onların ortasına siz hemşire olun diye çekelemişlerdi. Öyle heyecanlı ve mutluydum ki bahçeye boş boş bakınmıyor da oynayan çocukların arasına katılıyordum ilk kez. Mesela o gün asla ileride böyle bir duruma düşeceğimi tahmin etmezdim. Beni birçok kez koruyan ve güven veren birinin ruhumu yavaş yavaş yaralayacağını düşünemezdim. Keşke çocukluğumuza dönebilseydim. Gözümden düşen bir damla yaşa dokunmadım. Kendi isteği neyse onu yapsın. Suratıma konuk olsun istiyor da. Parkta oynayan çocuklara bakmaya devam ettim. Kaldırıma oturmuştum. Eskileri yad ediyordum. Yanımda bir soluk alındığını ve bir çift spor ayakkabının durduğunu sessizce başımı kaldırdım hemen. Selim mi? Gerçekten mi? Veda etmeye falan gelmişti sanırım. Az önce benim de baktığım gibi parka bakıyordu. Sonra bakışlarını bana çevirdi. Yaşlı gözlerime takıldı kızarık gözleri. Bu yağmurda neyin nesi? Gözlerim bulutlanmış deyip başımı çevirdim. Çocukken de biz parkta oynarken birden yağmur yağınca böyle demişti. Ben de gökyüzü bulutlanmış diye cevap vermiştim. Bu kez mecaz konuşuyorduk, anlamıştım. Havalar kötü yani. İyi gibi mi görünüyor deyip kararımı geri çekerek az önce rahat bıraktığım yaşları koluma sildim. Şemsiye tutsan. Şemsiye başkalarının elinde. Kim değilse vermesi için yardımcı olsam. Gitmeden önce bir iyilik yapayım da vicdanım rahat olsun diye düşündü herhalde. Ayağa kalkıp şemsiye sen de Selim, seninle beraber uzaklara gidiyor dedim ve üzerimdeki tozları silkeleye silkeleye uzaklaştım oradan. Uzun zamandır en uzun konuşmamız da bu olmuştu. Sonrasında ellerimi açıp bolca dua etmiştim ve bana yardım edeceğine inandığım Allah'a bir kez daha derdimi açmıştım. Hep yardım etmiş şimdiye dek. Kabul olunan dualarımı hatırladıkça gözlerim yaşarırdı. Beni duyduğuna inanır ve karşıma çıkardığı yardımlarla da buna emin olurdum. Gerçekten duyuyordu. Siz yeter ki kalpten inanın. Babaannemin odasına girdiğimde tesbih çeker halde buldum onu. Her zamanki gibi. Boş durmazdı hiç. Yanına sokulup, anakam sana bir şey söyleyeceğim dedim.
Söyle bakayım kuzum. Geçen haftalarda Selim bize gelmişti yani. Ben sizin birkaç konuşmanızı duydum. Babaannem bir şey demeyip gülümsedi sadece. Duruma sevinmiş gibiydi. Ne yapacağım ben babaanne? Sence ne yapmalıyım? Güzel kızım benim. Ben öyle isterim ki Selim'le senin mutluluğunu göreyim. Fakat gideceğim diyor. Başka bir şey demiyor. Emin ol gidecek olmasa çoktan gelmişti çiçeğiyle, çikolatasıyla. Sahi mi? Sahi tabii, sahi. Aklıma gelen fikirle babaannemi umutla döndüm. Ben de onunla giderim. Ne olacak ki? Orada doktor kadar öğretmene de ihtiyaçları vardır. Vardır tabii yavrum. Hiç olmaz mı? Sen bugün git Selim'e bunu söyle. Hayırlısı olsun inşallah. Ama ben söyleyemem ki çekinirim. O zaman yaz da ver. O olur işte. Dedemime müsaade isteyip odama geçtim. Boş bir kağıda birkaç şey karalasam da hiçbirini beğenmemiştim. Sinirle kağıdı yırttım ve üzerime giyinip evden çıktım. Bugün Selim hastanede olmalıydı. Resmi olarak tayinini alana kadar buradaydı. Hastaneye giden otobüsten indiğimde Selim'in yeni odasını bulmam biraz zaman aldı. Sonunda kapısı açık odanın girişine yaslandım. Hastasıyla konuşuyordu. Evet Hamiyet teyze. Sen ben görmeyeli çok daha iyi olmuşsun. Arkadaşlarını kullanmana gerek yok. Ağrın olursa ağrı kesici alman yeterli. Kısık ve yorgun bir kadın sesi yanıt verdi. Çok sağ ol evladım. Allah senden razı olsun. Rabbim hayırlı ömürler versin. Hayırlı bir yuva nasip etsin inşallah. Sana ne kadar dua etsem az. Amin Hamiyet teyze amin. Çaba bizden, şifa Allah'tan. Asıl teşekkürü sen ona et. Onun hastalarıyla yürekten ilgilenen için her zaman hayrandım ve tanık oldukça mutlu oluyordum. Ediyorum yavrum iş etmez miyim? Rabbim torunumu görmeden canımı almadı çok şükür. Buyurun teyzeciğim kimliğiniz? Sesi de başka bir erkeğe aitti. Teyze ona da teşekkür edip kapıya doğru geldiğinde benimle karşılaştı. Tebessümle karşılık verip selam verdim ve boşanan odaya girecek kimse var mı diye etrafa bakındım. Sıra bekleyen insanlar vardı aslında. Hanımefendi, şu an 15 dakikalık bir molamız var. Sonra hasta almaya devam edeceğiz. Şey, aslında ben Selim Bey'i görmeye gelmiştim. Cümlem bittiğinde Selim de kapıya doğru yaklaşmış ve beni görmüştü. Yusra, hayrola, birine bir şey mi oldu? Yok, yani herkes iyi. Ben kendim için gelmiştim. Bir şey mi var? Gel otur böyle istersen. İçeri doğru birkaç adım atıp masanın önündeki boş sandalyeye oturdum. Hocam ben çay alacağım ister misiniz? Ben almayayım. Yusra sen ister misin? Teşekkürler ben de almayayım dedim ve hemşire abi odadan çıktı. Yine baş ağrıları mı tuttu? Başımı iki yana salladım. Yok yanlış anladın. Ben bir şey demeye gelmiştim. Baş ağrılarımın tutmadığına sevinmiş olduğu aldığı rahat ve derin nefesten belliydi. Bazen başıma bıçak sokuyorlar gibi ağrırdı. 5. sınıftan beri vardı bu ve doktorlar bir şeyimin olmadığını söylüyordu her seferinde. Normalde mızmız biri değildim fakat o ağrılara dayanamaz ve ağlardım. Dişlerimi sıkardım, bağırırdım. Allah'a şükür uzun süredir bir şeyim yoktu. Tamam, dinliyorum. Şey diyecektim, şemsiye. Şemsiye? Şemsiye sen de demiştim yani. Şemsiyenin altına girmeme izin veremez misin? Cümleyi söylemek bana çok zor gelse de sonunda başarmıştım. Dolaylı bir yoldan söylemek daha kolay olmuştu. Sıkıntılı bir nefes aldı ve elindeki kalemle oynamaya başladı. Veremem. Neden? Bendeki şemsiyenin altı yağmurdan daha tehlikeli. Doktorlar kadar öğretmenlere de ihtiyaç vardır eminim. Seni tehlikeye atamam. Ben ta küçükken seni koruyacağıma söz vermiştim. Şimdi seni ellerimle tehlikeye mi iteyim? Ne olabilir ki? Burada ruhum öleceğini orada bedenim ölsün. Hayatın anlamını kaybedeceğim, hayatımı kaybedeceğim. Eliyle kendisini gösterdi. Ben miyim hayatın anlamı? Ben daha sen baş ağrından ağlarken sadece faydasız bir kutu ilacı önüne koyabiliyorum. Ya da küçükken yaptığım gibi inlemeni dinleyip elimden bir şey gelmeyerek uyuyakalmanı bekliyorum. Anlamıyordu beni. Tek yaptığı kendini hiç olarak görüp benden kolay vazgeçebilmekti. Odaya tekrar az önce çıkan hemşire girdiğinde konuşmamız sonlanmış oldu. Bir şeye atladın. Beklerken dua da ediyorsun deyip kalktım ve hastanenin sevmediğim kokusu eşliğinde çıkışa doğru yürüdüm. Sonrasında o ağrılarımdan biri beni bulmuştu yine ve zar zor uyuyakalmıştım gece. Sabah da geç kalkınca bana babaannem iletilmesi için bırakılan bir çift söz kalmıştı. Hakkını helal etsin. Yine baş ağrımla boğuştuğumu duyunca uyandırmayın demiş. Zaten uyansam ne olacak ki? Arkasından elimi sallayacaktım. Öyle değil işte. Yine de uyanmalıydım. Uyandırmalıydılar.
Giden Özkan bile olsa sırf yılların hatırını uyandırmalıydılar beni. Son bir şey söylemeden olur muydu hiç? Bir açıklama yapmayacak, veda etmeyecek, gidiyorum demeyecek, gittiğinin haberi başkaları aracılığıyla bana gösterecek kadar değer vermiş demek git diyordum içimden. Fakat öyle olmadığını biliyordum. Gitmişti. Ayaklarımdaki enerjinin tükendiğini hissedebiliyordum. Sızlıyordu. Okulda çantasını unuttuğumda ona yetişmek için soğuk havada arkasından koştuğum gün kulaklarım nasıl sızlamıştı da sonra hasta olmuştum. İşte öyle sızlıyordu bacaklarım. Daha önce hiç bu kadar yorgun düşmemişlerdi. Yatağıma doğru bir adım atmaya çalışsam da başaramadan yığıldım yere. Ellerimi saçlarımın arasına geçirdim. İçimden fışkırmak isteyen ağlama hissini bastırdım. Yıllardır bir gidiş için mi zamanımızı harcamıştık? Nereye oldu belirsiz bir gidiş için? Suratımdaki ıslaklıklar kendimi tutamadığımı ve ağladığımı işaret ediyordu. Gittiğine göre ağlamaya değecek biri değilmiş o. Aklım bunu söylüyor ağlama diyordu. Yine saçmalıyordu işte, nasıl ağlamayacaktım? Nasıl ağlanacağını çok iyi öğrenmiştim de nasıl ağlanmayacağını öğretmemişlerdi bana. Aslında öğretmişti Selim küçükken. Fakat biri gidince olanını değil, onu öğretmemişti. Hani filmlerde gidenin ardından su dökerler ya. Gidenin ardını zaten gözyaşları suluyormuş, gerek yokmuş başka suya. Hıçkırıklarımı bastırmaya çalıştım. İçimdeki gürültüleri susturmaya çalıştım. Başaramadım. Gittin, bittim Selim. Şimdiye dek hep affettim seni. Çünkü sevdim. Bazen kızdığım, kırıldığım halde güldüm. Sen ne yaptın doktor? Gittin. Hayır hayır, sen kaçtın. Sen kaçtın be adam. Gitmedin sen. Kaçtın. Korkaksın çünkü. Şimdi burada olsa sevdiğim birine zarar gelmesini istememek korkaklıksa korkam diyeceğini biliyordum. Allah'ım, içimde tarifi olmayan bir sızı vardı. Bir insanın kalbi bu denli sızlarken hala hayatta kalır mıydı? İçimin pencereleri açık kalmış, üşümüşüm babaanne. Hayallere yenik düşmüşüm babaanne ben. Kim kurtarabilir insanı kaybolan hayallerinin elinden? Hiç bu kadar boşlukta hissetmemiştim. Odamın kapısı açıldı. Başıma dek çektiğim battaniyenin altına sımsıkı yumdum gözlerimi. Kapı kapandı. Yusra uyuyor diyen sesi duyuldu babamın. Keşke uyuyor olsam ve uyandığımda geçse. Her şey bir kabus olsa. Belki de her şey bir kabus ve ben uyuyorum. Az sonra uyanacağım. Sonrasında artık faydasızdı bunu düşünmek. Yoktu ve gitmişti. Hayır, yani nasıl gitmişti? Ben olsam vazgeçer dönerdim. Erkekler daha mı çok duygularını bastırabiliyordu acaba? Yine bunlar nereden aklıma gelecek? Perihan teyzeyi gördükçe geliyor. Onlar da bize çaya sık gelince bana da sık sık bunlar geliyor işte. Bizim oğlan yerleşmiş neyse ki. Küçük bir ev tutmuş. İki oda bir mutfak varmış ama tek kişi ya, yeter zaten. Bu hafta da gelecek kalan eşyalarını alacak inşallah. Hem o zamana dek tamamen oradaki hastaneye de geçmiş olur. Bakışlarımı hızla babaanneme çevirdim. O da duymuştu. Gelecekmiş işte tekrar. Yoksa niye bir Allah'a emanet ol demesin değil mi? Bana tebessüm eden babaanneme tebessüm ettim. Ne zaman gelecekmiş Selim, ne zaman? Babaannem duymuş da olsa sormuştu. Bu hafta gelecek Nuriye teyze. 2 gün sonra. He, söyleyin ona gelince bana uğrasın. Tamam söylerim diyen Perihan teyze tekrar anneme dönüp sohbete devam etti. Ezberlediğim bir şiirin son mısrası geldi hatırıma. Ne acı, günlerle ölçülüyor ayrılıklar. Değil mi? Ne acı günler. Bizi bir sona sürükleyen günler. Zamandan bir fırçanın kıstırılmış adı. Ben de günlerle ölçmeyi bırakmıştım. Günler haftaya döndüğünden beri. Sonrasında zaman geçiyordu. Anakamdan erlik isteyip Allah'a emanet ol diyen Selim yine dönmüş arkasını arabaya doğru gidiyordu. Ben ise yanlarına yeni varacaktım. Bayırı çıkarken adımlarımı hızlandırdım çünkü beni görmemiş ayağına yatıp anakamın yanından uzaklaşmaya başlamıştı Selim. Anakamın yanına varıp ne yapmalıyım diyen bir bakış yolladığımda bana gözleriyle Selim'i işaret etti. Koş yetiş, ben de geliyorum yavaş yavaş peşinden. Başımı sallayıp hali ilerlemiş Selim'in peşinden koşmaya başladım. Doktor diye seslendim ve sonunda ona yetiştim. Küçüklüğümden beri beni peşinde koşturmaya bayılıyordu beyefendi. Çocukluk arkadaşınla neden vedalaşmıyorsun? Ayıp olmuyor mu? Bir şey diyemeyerek sessiz kaldı. Ben de öyle düşünmüştüm zaten diye devam ettim. Böyle kaçmak daha kolay oluyor değil mi? Karşıma gelip güle güle desen daha çok zorlanırsın. Hayır ben diye bir cümleye başlayacak oldu ki sözünü kestim. Seninle gelebilirim.
beni şaşırtarak tehlike falan demedi fakat başka bir engeli ortaya koydu. Ailen izin vermez. İkna ederim. İzin verirlerse gelebilirim yani, öyle mi? Hayır deyip gözlerini kaçırdı. Yusra, seni istemiyorum. Hadi daha fazla üzülmeden git şimdi. Ben de inandım. Sen o bakışlarını görmüyor, ses tonunu duymuyorsun herhalde doktor. Kırıcı da olsan bunu kanmayacağım. Kelimelerini boşuna sivriltip yüreğime saplamaya çalışma Selim. Şu an senden soğumamı istiyorsun, sana kızmamı, nefret etmemi istiyorsun. Fakat gözlerin her şeyi ortaya koyuyor. Gözler kalbin aynasıdır diye boşuna demezler. Bazen dilin fısıldayamadığı kelimeleri gözler bağıra bağıra anlatır. Bu cümleleri ben mi söylemiştim? Aferin Yusra, ilk kez çekindiğin halde yerli yerinde konuşuyorsun. Uzun zamandır onunla pek konuşmuyorduk çünkü bunun dinimizce hoş olmadığını biliyorduk. Fakat ikidir bunu ihlal ediyordum. Farkındaydım, üzgündüm ve kötü hissediyordum, lakin bu şans sayesinde. Bunu yapmam lazım çünkü içimdeki sevgiye sahip çıkmak istiyordum ve onun da sahip çıkmasını istiyordum. Bu şekilde koruyacağım diye bırakarak değil. Öyle mi? Ne anlatıyor gözlerim? Sesini yükseltmiş ve biraz da kızmıştı. Fakat ben tanıyordum onu. Neden böyle olduğunu biliyordum. Şu an kendini inandırmak için kızmış, bağırmış ve onları kocaman açmış olabilirsin ama hala hadi inat etmeye devam et Yusra, ikna olacak gibiyim diyorlar. Zaten öfken de buna değil mi? Yine susmuştu çünkü haklıydım. Etrafta gezdirdiği gözleri birkaç saniyeliğine tekrar bana çevrildi. Diyelim ki geldin. Sana bir şey olursa ne yaparım hiç düşündün mü? Yanıma gelene dek seni ahirette beklediğimi kendine hatırlatırsın. Başına gelebilecek tek şey ölüm değil Yusra. Yaralanma, sakatlanma, hafıza kaybı veya daha kötüsü. Saydıklarının her biri bir çeşit ölüm. Yaralanır, sakatlanırsan bedenimin bazı yerleri ölmüş olur. Ölüm yok olmak değil. Sen daha iyi bilirsin. Hafıza kaybına gelince, akıl unutsa kalp unutmaz, kalp de unutsa ruh unutmaz. Biraz duraklayıp devam ettim. Vatanın her yeri benim yuvam, Allah korur. Bir şey olacağı varsa burada da olur. Allah'a sığınacaksın. Peki ya bana bir şey olursa? Şehitlere her zaman imrenmişimdir ve her daim Allah'a sığınırım dedim ve son noktaya koydum. Son nokta diyorum çünkü bu son kozuydu kendisi. Bu kez ikimiz de sustuk. Ondan gelecek yanıtı bekliyordum. Eğer yine itiraz edecek olursa ısrar etmeyecektim. Henüz Selim bir şey demeden başıma saplanan ağrıyla ağzımdan bir ah nidası çıktı. Yusra, iyi misin? Kuzum, derin nefes al Yusram. Anlaşılan anakan ben fark etmeden gelmişti. Elimi başıma götürdüm ve sanki bir şey değişecekmiş gibi ovaladım. Ağrı daha da şiddetlenince ellerimi yüzüme kapatıp yere çömeldim. Ellerimi kafama bastırırsam ağrı geçer psikolojisi nereden geliyordu bilmiyorum. Fakat ne kadar bastırsam da geçmiyordu. Anakamın cümleleri bir kulağımdan girip birinden çıkıyordu. Selim'in varlığından şüpheliydim. Hiç sesi çıkmıyordu. İstemesem de birkaç inilti dudaklarımdan dışarı firar ediyordu. Anakamın doğa sözcüğü kulaklarıma dolduğunda doğa okumaya başladım fısıltıyla. Dikkatle dinleyen biri hangi duaları okuduğumu anlayabilirdi. Sesimi duymak istiyordum çünkü okuduğum duaya ancak böyle odaklanabiliyordum. Bu baş ağrısıyla omuzlarımdan tutulup çömeldiğim yerden kaldırıldığımda bunu yapanın Selim olduğunu ve ellerinin bana tekrar dokunmadan evvel titrediğini fark ettim. Çünkü yıllardan beri kendine helal olmayan bir kızla ilk kez temas ediyordu ve o kız bendim. Arabaya bindiğimizde önce kendi evlerinin önünde durup koşarak içeriye girdi ve az sonra elindeki küçük bir poşetle geri döndü. Perihan teyze ve Buket seneden hala burada olduğuna şaşırmış bir şekilde oğullarına soru yağdırıyordu anladığım kadarıyla. Selim arabayı Azilerdeki bizim evin önünde durdurduğunda bahçedeki abim yardım etmişti bu kez bana. Bundan ben de Selim de memnun kalmıştık. Yatağıma uzandığımda Selim aileme bana uyutucu ve ağır kesici beyin yapacağına dair bir şeyler söylüyordu. Uyunca geçer derler ya hani çocuklara. Uyuyunca ağrıyı hissetmiyordum işte ben de. Kabuslardansa hiç söz etmeyelim bile. Annem elbisemin kolunu dirseğime dek sıvayıp kolonya ve pamuğu hazır etti. Selim iğneyi koluma batırıp çıkardığında endişeli bakışlarını önce bana sonra abime çevirdi. Uyuyunca ağrıyı hissetmez. Eğer gidersen uyanınca yüreğindeki ağrıyı hissetmeme engel olacak bir iğnen de var mı Selim? Sonrasında bugün mahalledeki teyzeler sağ olsunlar beni ziyarete gelmişlerdi. Perihan teyze limonlu kekine bayıldığımı bildiği için elindeki tepsiyle gelmişti. 5 kez teşekkürlerimi iletmem azdı bile. Beni düşünmeleri bile mutlu etmeye yetiyordu. Keke pastaya bile gerek yoktu.
Gerçi kızı Buket'in limon yemiş suratı limonlu keke iştah bırakmamıştı. Buket'in kafaları Aysu'nunkilerde eklenince Aysu ve Buket benden hoşlanmadıklarını her zaman belli ettikleri gibi yine etmişlerdi. Annemler ve Perihan teyzeler odadan çıkıp içeriye geçtiklerinde önce Buket ''Abim senin yüzünden üzülüyor, onun kafasını karıştırıyorsun.'' diye çıkışmış. Sonra Aysu ''Bencil olmayı bırak, senin yüzünden Selim sevmekten korkuyor, senin yüzünden işine rahatça gidemiyor, bencilsin.'' diye devam etmişti. Arkalarındaki kapıdan içeri giren Selim'i ise görmemişlerdi. ''Buket, hemen arkadaşını da al ve eve gidin.'' İkisi de Selim'i gördüklerinde şaşırmış, bana kötü bakışlar yollayıp hırsla odadan çıkmışlardı. ''Daha iyi misin?'' Yanımda kimse yok diye odaya girmeyip kapının yanında dikilen Selim'e evet dedim. Selim'in hemen arkası oturma odası olduğu için annemler muhtemelen şu an onun sırtını seyrediyordu. Yoksa yine de orada dikilmezdi. İçerideki uğultu da yükselmişti. Bilmiyorum neden. Ben gideyim o zaman. Sen de dinlen. Yani gitmek derken buradayım. Buradan gidiyorum. Of, buradalar karıştı. Demek istediğini anlamıştım aslında. Konuşması ise beni güldürmüştü. Neyse görüşürüz o zaman. Allah'a emanet ol deyip arkasını dönmüştü. Selim. Ben seslenince tekrar döndü ve konuşmamı bekledi. Burada olmanı istemek bencillik mi? Eğer öyleyse ben dünyanın en bencil insanıyım deyip gittiğinde ilk başta cümlenin anlamını kavrayamasam da dış kapının sesi kulaklarıma dolduğunda tebessüm ediyordum. Burada olmayı, yanımda olmayı o da istiyordu. Bir süre sonra anakam gelip yatağımın üzerine yanıma oturduğunda ellerimi ellerinin arasına aldı. Kırışıklıklarının üzerine bir öpücük bıraktığımda gümüş yüzüğün parmağımda olmadığını gördüm. Babaanne, yüzüğün nerede? Gülerek, sakin ol evladım, olması gereken ellerde dediğinde kaşlarımı çattım. Babaanne, onun olması gereken eller seninkiler. Şimdi bırak onu sen kızım, sonra konuşuruz bunu. De bakayım, başın daha iyi midir? Çok şükür iyi. O zaman akşam için hazırlan. Sana aldığım siyah pileli feracanı giy. Başına da siyah pilli yazmanı ört. Ayrola bir yere mi gidiyoruz? Neden giyiniyorum? Biz gitmeyeceğiz. Bize misafir gelecek. Daha da bir şey sorma. Ağzımdan laf alamazsın. Hadi benim çok işim var giderim. Babaannem daha zar zor yürüyordu. Ne iş olacaktı Allah aşkına? Neyse. Demek ki etrafında beni istemiyor şu an. Zaten benim de uykum var. Sabah abim işe giderken kapı sesine uyandım erkenden. Birkaç saat dinleneyim. Sonrasında anakam. Ben senin dediğini yaptım. Siyah feracemde, siyah yazmam da üstümde. Sıra sende. De bakayım kim gelecek? Kapı sesi duyulunca şimdi göreceksin deyip gitmemi işaret etti. Kapıyı açıp karşımda Selim'in ve Özkan'ın tayfasını görünce tebessüm edip hoş geldiniz dedikten sonra içeri buyur ettim. Annemle babam da gelmişti zaten kapıya karşılamaya. Hayır yani. Anakam bana öyle geçenlerde yeni aldığı hediye feraciye giydirince ben de kim gelecek diye merak etmiştim. Her zamanki bizim tayfaydı işte. Özkan, Selim'in önünden çıktığımda ikisinin de ellerinde fırın tepsisi tuttuklarını fark ettim. Allah Allah neydi bu şimdi? Hoş geldiniz deyip Selim içeri girdiğinde, Özkan ise ayakkabılarını çıkaramadığı için giremediğinde ben onu alayım istersen teklifinde bulundum. Bunu sormamı bekliyormuş gibi hemen tepsiyi bana uzatıp ayakkabıları için çömeldi. Babam onlara doğru yönelince ben de tepsiyi bırakmak üzere mutfağa girdim. Üzerindeki örtüyü araladığımda kakaoların kahverengileri gözlerinden kalp fışkırmasına neden oldu da evet, dahası vardı. Niye pasta getirmiştiler ki? Ben çayın yanına bir şeyler hazırlayıverirdim. Bence asıl buna bayılacaksın deyip diğerini masanın üzerine bırakan Selim de örtüyü kaldırdığında burnuma mis gibi patatesli börek kokusu koldu. Gerçekten bayılacaktım şimdi. Anakamın sesini duyunca kapıya döndüm. Selim'im, haydi haberini bekliyorum ki ona göre gidip babana diyeyim. Ne haberi babaanne diye sordum merakla. Ben şöyle şurada oturayım. Siz konuşun deyip bana cevap vermeyerek mutfağın köşesindeki masaya oturdu. Bu kez Selim konuşunca ona çevirdim başımı. Yusra. Elini biraz kaldırıp avucunu açtı. Avucundaki anakamın yüzüğüydü. Neden ondaydı? Avucundaki yüzüğe dik dik bakmayı sürdürdüm. Gözlerim bulutlanmaya devam ediyorsa seninle şemsiyemi paylaşmak istiyorum. Bakışlarımı yüzükten çekip Selim'e sonra anakama ve yine yüzüğe çevirdim. Aniden gelişti her şey. Çiçek, çikolata falan almaya merkeze bile gidemedim. Nuriye'nin de bu yüzükle karşına çıkmamı istedi. Yüzüğün hikayesini dinledim de bundan daha anlamlı ve maneviyatlısını bulamazdım. Kabul edersen dünyada ve ahirette helalim olan imanımın yarısı hükmüne geçecek kadının sen olmanı istiyorum.
Yaşaran gözlerimi yüzükten çekip elimi onunkinin biraz altına doğru havaya kaldırdım, yüzüğü bırakmasını istercesine. Avcundaki yüzük şimdi benim avcumdaydı. Yüzüğü parmağıma takıp gözlerimdeki bu uyku onunla sildim. Yusra, gözlerim bulutlanmış. Olsun, şemsiyemiz var deyip hafifçe tebessüm ettim. Gittim ve babaanneme sıkıca sarıldım. Selim erkeklerin oturduğu odaya, biz de içeriye geçtiğimizde herkesin bundan haberdar olduğunu düşünüp utanıyordum. Yüzlerine bakmaya çekiniyordum. Anakam odadan çıktı, az sonra tekrar gelip bana kahve yapmamı söyledi. Annem gergin görünüyordu. Perihan teyze de çok neşeli sayılmazdı fakat tebessümlerini kimse eksik etmiyordu. Kahveler halledildikten sonrası bir karmaşaydı. Annem ben kızımı uzaklara gönderme havasında, Perihan teyze beni gelin olarak almak istese de anneme hak verir bir halde, Cihan amca istiyorlarsa evlensinler deyip iki tarafı da iknaya çabalarken babam da Selim burada kalsa gözümü kırpmadan verirdim kızımı ama derken benim beynim sulanmıştı. Genel konu şuydu ki bizimkiler Selim'i istiyor, uzakta olmamı istemiyorlardı. Perihan teyze ve Özkan'ın ailesi de bu duruma hak veriyordu. Cihan amcaysa takdir ediyordum, gönülleri varsa evlensinler diyordu. Kimse bize bir şey sormuyordu. Ta ki babaannem herkesi susturup konuşana dek. Evet, nasıl olduysa aileler birbirlerine fikir sorarken aynı odada birleşivermişlerdi. Bana bakın, ben sizin görüşlerinizle ilgilenmiyorum. Evlenecek olan çocuklardır, karar onlarındır. Selim oğlum Yusra'yı, Yusra da Selim oğlumla gitmeyi kabul etti. O zaman bu iş tamamdır. Ama anaka, ben kızımı o kadar uzaklara nasıl yollayayım? Oğlum, sen de karını aynı mahalleden almadın. Gonya'dan aldın. Hem Selim'in kendinden önce Yusra'yı düşüneceğini bilirim ben. Erkekler hanımlarını kollayıp gözetmekle yükümlüdür. Selim oğlum beni bilir. Sessizlik olunca Özkan'la çorbaya tuzunu koydu. Allah sevdiğine kavuştursun haberci gazeteci kardeşimi. Gerçi bildiğim kadarıyla şu an öyle biri yok. Nuriye ninem doğru söylüyor. Selim küçüklüğümüzden beri Yusra'ya kimseye dokundurmadı. Şimdiden sonra da elinden geleni yapacaktır. Hem bizler takdire ezele teslim olmalıyız. Kadere inanan insanlarız çok şükür. Başa bir şey gelecekse de ne zamansa o zaman gelir. Nerede olduğumuz fark etmez. Orada olsun, burada olsun. Sadullah amca oğlunun lafının devamını aldı. Belli ki o da artık destekleyen taraftaydı. Son cümlelerini de babama hitaben kurmuştu. Hem bakın, birbirini seven iki insan ayırırsanız ikisi de ölene dek başınıza bekar kalır ona göre. Cihan'ın iki evladı var. Buket ve Selim. Oğlunu gönderiyor. Senin 4 tane. Daha rahat ol. Bırak. Yavrum mutlu olsun. Hah bak ne güzel dediler. Ha bu ikisini nikahlayacağız yarın. Öbür güne gitmeler gerek. Ona göre. Ne olacak diye büyüklerde kesinlikle gözlerim. Babam Selim'e doğru gidip karşısında durdu. Dikkatli ona baktı ve baktı. Allah Allah. Baba niye bakıp duruyorsun öyle? Babaannem yalan yere öksürünce babam bakışlarını bana çevirdi. Utançla bakışlarımı çektim ve babaanneme yönelttim. Sonra bana bakmadığını düşündüğüm süre içinde tekrar babama çevirdim. Elini Selim'in omzuna vurdu önce ve ''Kızımı ziyarete getirmezsen bozuşuruz'' deyip öpmesi için elini uzattı. Sonrasında Allah'ım nasıl utanmıştım. Fakat bunlar olacak ve olan şeylerdi. Yani evlilik ve nikah. Nikah kıyılmıştı ve artık Cihan amca ile Perihan teyze de benim anne babamdı. Buket de görümcem öyle mi? Yalnız tam görümce olurdu o kız. Beni hiç sevmiyordu çünkü kafada Raysu ile abisinin arasını yapmak istiyordu hep. Neyse ki yakında olmayacaktı ve benimle hiç uğraşmazdı. Hem öyle olsa bile Selim için dayanırdım ben. Yakında olmayacaktık evet. Bunu da yeni azmedebilmiştim ve arada bir alemden ayrılacağım için gözlerim doluyordu. Hele de anakamdan. Ben yokken kim onunla benim kadar ilgilenebilirdi ki? Arkamda bana ihtiyacı olan birini bırakıyormuş gibi hissediyordum. Özleyecektim. Atanamadığım için boş durmayıp mahallenin çocuklarına kursta hocalık da yapıyordum. Onları da özleyecektim. Fakat Allah'a bolca şükrediyordum. Arama bulaşmadan hayırlısıyla ve sevdiğim adamla onun katında evliydik. Nikahtan sonra imam amca gitmiş. Biz de ailelerimizle beraber evlere dağılmıştık. Çünkü bu gece için hazırlanmamız gereken bavullar vardı. Zaten Selim'in yüzüne bakmaya daha bir çekiniyordum. Bavul hazırlattığından sonra gece yola çıkacağımız için biraz uyudum. Kalktıktan sonrasında bir süre özleyeceğim ailemle beraber vakit geçirdim. İnsan ailesini illa özlerdi. Anne baba bir başkaydı çünkü benim dedemle nenem de bir başkaydı. Şimdi Selim de ailemdi. Eşyaları arabanın bagajına ve arka tarafına sığdırmak çok zor olmamıştı. Çünkü Selim ilk gidişinde kendi götüreceklerinin çoğunu götürmüştü.
Anakamın turşuları, Perihan teyzenin salçaları, annemin acı kası, kompostlarda, kavanozlar ve bidonlar içinde itinayla arabaya yerleşmişti. Biraz gözyaşı bu kez ikimizin birden ardını sulamış, yola çıkmıştık. Selim'le aynı arabada yalnız kalmamız çok farklı hissettiriyordu ve biraz da gergin gibiydim. Alışmam gerekecekti. Nabzım güm güm bağırışını yaklaşık yarım saatlik bir yolculuktan sonra susturmuştu. Camdan dışarıyı seyrediyor, arada bir de Selim'i kontrol ediyordum. Bir saati sessizce atlattıktan sonra Selim derin bir nefes alıp boş soyalan yolda biraz gaza bastı. İstersen sen uyu biraz Üşra, yol uzun. Konuşunca hemen başımı ona çevirdim ve hızlı hızlı kelimeleri bir araya getirdim. Biraz sakin olmalıydım. Hı? Yok yok, ben gündüz biraz uyumuştum. Uyumayayım şimdi. Senin uykun falan gelirse hem sonra... Güldü ve tamam öyleyse deyip birkaç saniye bana baktıktan sonra yola dikkatini verdi tekrar. Güldü. Gülümseyişini görmeyeli uzun zaman olmuştu ve o gülünce mutlu olmuştum. Dışarıyı izlemeye devam ettim. Üzerime bir şey örtüldüğünü hissedince gözlerimi açtığıma göre uyuyamayacağım deyip uyuyakalmıştım. Selim'in eliyle karşılaştı gözlerim. Neyse ki başım ondan tarafa dönük değildi de gözümü açar açmaz onu görmemiştim. Kandırdın mı? Hava serinledi. Üşürsün diye üzerine bir şey örteyim demiştim. Sorun değil, teşekkür ederim deyip arabadaki saat göstergesine baktım. 2:40. Neredeyse 3 saattir yoldaydık ve anlaşılan ben 1 saat kadar uyumuştum. Arabanın durduğunu yeni fark edip etrafa bakındım. Biraz yoruldum da dinlenmek için kenara çektim. İstersen arkaya uzan bir süre diyecektim fakat arkadaki koltukların üzerlerinin ne dolu olduğu aklıma geldi. Ama böyle de olmazdı ki. Onca yolu bir kişi nasıl uykusuz gitsindi? Ben de cesaret edemezdim bilmediğim yerlerde araba sürmeye. Koltuğu yatıralım, uzan biraz olur mu? Yok yok, devam edelim yola en iyisi. Henüz pek uykum gelmemişken ne kadar gidersek kârdır. Tamam o zaman dedim ve Selim arabayı çalıştırıp tekrar yola çıkarken ben de üzerime bıraktığı ırkaya çaktırmadan sarıldım. Bir saat daha gittikten sonra bir benzin istasyonunun önüne park etti. O arabanın tekerleklerindeki havayı kontrol ederken ben hala içeride oturuyordum. Kapımı açıp kafasını eğdi ve hadi gel bir şeyler atıştıralım deyip geçeyim diye kapının önünden çekildi. Telefonumu alıp feracemin cebine sokuşturdum ve indim. Hava esiyordu ve rüzgar üşütüyordu. Selim'in üzerime bıraktığı ırkayı da alıp nasılsa siyah ve bol diye feracemin üzerine giydim. Nasıl göründüğünü gerçekten önemli değildi çünkü üşütüyordu hava. Bu arada İzmir'e yaklaşmıştık sanırım, emin değildim. Selim'e de sormaya çekinmiştim. Ege ve Akdeniz tarafından gidiyorduk. Benzinliğin hemen yanındaki dinlenme tesisinden içeriye girdik ve kahvaltılık birkaç şeyle çay alarak masalardan birine oturup sessizce yemeğe koyulduk. Bu sırada Selim oradaki okulların öğretmene ihtiyacı olduğu için muhtemelen çalışmak istediğim takdirde bu işin hallolacağından söz etmişti. Ben de izin olursa mesleğimi yapmak istediğimi söyledim. Tabii ki itiraz etmedi. Eğer bir şeyler engel olursa bırakırım çalışmayı diye de eklemeyi unutmadım. Sonuçta bir kadının ilk görevi eviydi. Yemeğimi, temizliğimi, ütümü veya Selim'i ihmal edecek olmayı önce kendim istemezdim. Konu buradayken çayımızı da bitirdik ve Selim ücret ödedikten sonra dışarıya çıktık. Kafamı kaldırıp gökyüzüne baktım. Ay yarım ay şeklindeydi ve birkaç yıldız ışıl ışıl parlıyordu. Geldiğimiz tarafta bir deniz ve köprü, suya vuran ışıklar uzaktan pek görünmese de hoş bir manzara oluşturuyordu. İstersen arabaya binmeden önce biraz hava alalım. Olur dedim ve Selim adımlarını o köprünün göründüğü tarafa doğru yöneltince sevindim. Daha yakından seyredebilecektim. Sessizce gidebileceğimiz son yere dek gidip durmuştuk ve karşımızdaki manzaraya bakıyorduk. İşini seviyorsun. Sanırım bunu düşünmüştü ki bunu dile getirmişti. Henüz pek yapamasam da evet dedim Selim'e ve devam ettim. Sen de seviyorsun mesleğini. Zaten çevrenin istemesiyle değil de kendi isteğinle doktor oldun. Küçükken de ben doktor olacağım derdin. Bakışlarımı suya vuran yansımalardan çekip onu yönelttim. Sahi... Sende pek doktor kişiliği yoktu küçükken. Neden doktor olmak istedin? O cevap vermeden yine konuştum. Çenem düşmüştü sanırım. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum diye demiştim bir keresinde. Tamam hatırladım. Gerçekten peş peşe çok konuşmuş olmalıydım. Çünkü bir garip bakıyordu bana. Kendi kendime büzüştüm çekinerek ve ırkanın uzun gelen kollarını çekiledim. Parmak uçlarıma denk gelecekti neredeyse. Bu yüzden mi doktor olduğumu sanıyorsun? Suçlu bir çocuk hatasını kabul ederken kafa sallar gibi başımla onaylamıştım. Çünkü bir garip bakıyordu. Normal bakışlarına bile alışkın değildim ki. Yusra, ben senin için doktor olmak istemiştim. Senin için doktor oldum. Yoksa hastaneler bana iyi gelen yerler değildi ve bu mesleği düşünmezdim belki de. Duyduğum cümleler yine kalp atışlarımı duymama yardımcı olan türdendi. Benim için doktor olmuştu.
Ama neden benim için? Baş ağrılarına engel olabilmek için. Ah tabii ya, baş ağrılarım. Gözlerini gözlerime çevirdi. Çocukken sen öyle ağladığında neden kimse sana iyi gelecek bir ilaç vermiyor? Neden büyükler ve doktorlar bir şey yapamıyor diye herkesi içten içe süsledim. Biraz büyüyünce doktorların sorunu bulamadıkları için tedavi sunamadıklarını kavradım, fakat bir şey değişmedi. Bulamadıkları için suçlamaya devam ettim. Sonra lise döneminde sen odanda ağrıya dayanamayıp yine de biz duymayalım diye bağırmalarını engellemeye çalışırken acizliğimi hissettim. Sen acı çekiyordun, ben bir şey yapamıyordum. Duygulanmıştım. Haberim olmadığı zamanlarda dahi beni düşünmüştü. Canımın acımasını. Biraz duraklayıp devam etti. Dayanamıyordum. İyi bir doktor alıp sorunun ne olduğunu ben bulmak istedim. Zaten onu da beceremedim. Son cümlesini çatık kaşları eşliğinde ortaya bırakmıştı. Kendini suçlarcasına konuşmuştu. Selim diyebildim sadece iki damla yaş yanağımdan süzürken. Tekrar bana bakmıştı adını seslenince. Gözlerime baktı. Hüzün vardı onunkilerin içinde de. Elini havaya kaldırdı. Bana doğru yaklaşırken eli titriyordu. Bu bile onu sevdiğim için şükür sebebiydi. Nikahı olduğu halde titreyen eli. Titreyen elini yanağıma dokundurup yaşları parmaklarıma hapsetti. İlk temasımızın etkisinden olsa gerek içime bir titreme hissi geldi ve dokunduğu yerden başlayıp bir ısı tüm vücudumu sardı. Gözleri ürkekti. Suçluluk ve özne bulanmıştı. Kendini neden suçlu hissediyor gibiydi ki? Benim için doktor olmuştu. Doktor benim için. Tüm irademi elimin titrememesi için toparlamaya çalışarak elimi kaldırdım ve onun yanağımdan uzaklaşmakta olan elini yakaladım. Güven vermek ve teşekkür etmek istercesine sıktım. Çok az daha orada kaldıktan sonra o da elimi sıkıp bırakmayarak arabaya doğru yönlendirdi adımlarımızı. Aklım ellerimizin birleşmiş olduğuna gittikçe nabzımı düzenlemeye çalışıyordum. Üşümem de geçmişti. Baştan aşağı yanıyordum. Sonrasında Selim'in dediğine göre geldik sayılırdı. 15 dakikaya kadar evdeydik. Ev, şimdi ikimize ait bir ev vardı. İçimde bizim anılarımızı saklayacak. Yolda birkaç kez durmuş ve Selim uyumaya çalışıp dinlenmiş, sonra devam etmiştik. Bir de namazlar için ve yemek için durmuştuk. 24 saatten fazla süren bu uzun ve yorucu yolculuğun sonuna varmadan evvel Selim arabayı bir bakkalın önünde durdurup benim de inmemi isteyerek en azından bugünlük yemek için ekmek ve malzeme almamızı teklif etmişti. Sonra biraz dinlenir, aylık market de yaparız diyerek mantıklı bir fikir ortaya atmıştı. Bakkalda işimizi hallettikten 5 dakika sonra evdeydik. Tek katlı ve çok da büyük değildi ev, bize yeterdi. Eşyaları içeriye taşıyıp mutfak için olanları yerleştirdik, fakat diğerlerini dinlendikten sonra yerleştiririz diyerek bıraktık ve oturma odasındaki koltuklara sırtımızı yasladık. İkimiz de etrafa bakındık önce. Sonra Selim'in ev bile döşeyemedin isteğine göre diye söylenmesi doldurdu kulaklarımı. Selim, böyle şeylere dert etmeyeceğini biliyorsun. Yine de insanın içinde kalıyor. Tebessüm edip kalktım ve hemen yanına oturup başımı omzuna bıraktım. Evin şekli şemali değil. İçindeki huzur önemli. Ben yanındayken huzurluyum. Bu yeter bana. Bir süredir evdeki eksikler, temizlik ve yerleşme işlemleriyle uğraşmıştık. Bugün de etrafı hem geziyor hem tanıyordum. Tabii Selim'le. Askerliğini yaptığı için oralara bile gitmiştik. Hazır vakit bulabilmişken şehrin bu tarafındaki güzel yerleri de gezmiştik. Aslında Şanlıurfa'ya gelip Balıklı Göl'e gitmemek olmazdı. Lakin buraya uzak kaldığı için pek imkanımız yoktu. Selim'den söz almıştım. Bir hafta sonra gidecektik inşallah. Şimdi de bir tepeden aşağıdaki kahverengi ağırlıklı manzarasını izliyorduk Urfa'nın. Yusra? Selim ismimi söyleyince bakışlarımı gökyüzünün turuncusundan çekip ona yönelttim. Sana o gün öyle söylediğim için özür dilerim. Hani şu seni istemiyorumlu cümlem. Ne olursa olsun öyle dememeliydim. Orada bu cümlesine zaten gayet mantıklı yanıt vermiştim, fakat içinde kalmıştı demek bunca zaman. Öyleyse Mevlana'nın ezberlediğim o cümleleri tam şu an uygundu. Dünle beraber gitti cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana. Derin bir nefes alıp gülümsedi ve kolunu omzuma atıp beni kendine yasladı. İyi ki inatçısın ve iyi ki pes etmedin. Zaten her halim pes etmemem için dua ediyor gibiydi. Öyleydi. Sonrasında birbirinden tatlı öğrencilerim koşarak evlerine dağılırken arkalarından bakıp tebessüm ediyordum. Çocuklar benim için çok önemliydi.
herkes için önemliydi çünkü gelecek nesillerimizdi onlar. Ve şu zamana çocukların bile yüzleri tıpkı şehirler gibi betonlaşıyor, gülümsemeleri kayboluyordu. Her şeyden mutsuzdular, kanaat nedir bilmiyorlardı. Hep daha yenisini, modasını, arkadaşında olanını istiyorlardı. Çocuklar da çağın bunalıklığında kayboluyordu. Burada bu durum çok azdı. Zaten küçük bir kasabanın küçük bir köyüydü. İnsanlar sıcaktı. Çocuklar sokaklarda koşup oynuyordu. Televizyon başında erimiyorlardı. Bu da beni mutlu ediyordu. Bayramlarda Selim'le beraber şeker ve çikolata alıp dağıtıyorduk. Öyle mutlu oluyordu ki. Özkan da bir grup arkadaşıyla bir çalışma başlatıp buraya koli koli kitap, kalemler ve defterler yollamıştı. Allah razı olsun. Selamünaleyküm öğretmen hanım kızım. Nasılsın? Bir öğrencimin babaannesi Nebahat teyzeydi bu. Öğrencilerimin velileri beni gerçekten seviyor ve gözetiyorlardı. Sağ olsunlar, hepsi iyi niyetli insanlardı. Nebahat teyzeyle biraz sohbet ettik. Torununun gayet başarılı ve istekli olduğunu söylediğimde çok mutluydu. Selim'e selam iletmemi söyleyip gitti. Selim demişken, bugün erken çıkıp beni alacaktı. Akşama da mahallemizde oturan bir genç çiftin nişanı vardı. Oraya gidecektik. Düğünleri ve gelenekleri bizim odalardan farklıydı fakat biz de artık alışmıştık. Güzel ve anlamlı adetleri de vardı. 2 yıl olmuştu ve her geçen gün anlamlı olaylarla karşılaşıyorduk. Ben öğrencilerimin aileleriyle, Selim de hastalarıyla. Sübhanallah denecek, şükredilecek, gözyaşı dökülecek birçok yaşanmışlığa sahip olmuştuk. Efendim, selamünaleyküm Selim, neredesin? Aleykümselam, şimdi çıktım, geliyorum, 15 dakikaya oradayım. Tamam, ben okulda bekliyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet ol canım. Sen de gülüm. Telefonu öğretmen masasına bırakıp dağılan sınıfı toparladım. Önümüz Ramazan'dı. Yani bizimkileri görmeye gidecektik inşallah. Özlemiştim. Burnumda tütüyorlardı. Sonrasında 2 katlı evin bahçesinde taburelerde tüm mahallede oturuyorduk. Yanımıza komşumuz Sima teyzenin büyük kızı geldi. Anne koş, Zülal'in sırtına böcek girdi, ben alamam onu. Kızım alıverin. Anne ben alamam asla. Kız tutuyor şu an, hadi gel. Kızının peşinden giden Şimal teyze az sonra geri döndü. Meğer böcek falan yokmuş. Atleti kıvırmışlar tutmuşlar. Böcek sanıp ağlıyorlar. Hepimize bir gülme kaldı. Bu sıcak insanları seviyordum. Evin kapısını tıklattığım an kapı açılmıştı. Küçük abim kolumdan tuttuğu gibi beni kendine çekip sıkıca sarıldığında şaşırmış ve ben de kollarımı ona dolamıştım. Abisinin prensesi gelmiş. Nihayet benden ayrılan abim Selim'e de sarılmış ve sırayı bizi içeri çekileyen annem devralmıştı. Her geldiğimizde olduğu gibi annem bizi oturma odasına buyur etmişti ve Selim'inkiler de bizimkiler de içeride ayaklanmış bir vaziyette bizi bekliyorlardı. Bir tek ana kama ayaklanmamış oluyordu çünkü artık kolay kolay gezinemiyordu. Hastalığı ilerlemişti, dedemse iyiye gidiyordu. Herkes de hasret giderdik, 3 gün sonra yine ayrılacaktık ama olsundu. Ablamın tatlı kızı büyümüş, büyük abiminkine ablalık yapıyordu. Teyze ve hala diye bacaklarıma sarılan 2 şeker parçasıydılar. Bir de henüz kundakta olduğu için mızmızlamakla yetişen oğluşu vardı ablamın. Yeğenler çoğalacaktı inşallah. Küçük abimin sözünü ve nişanını da yapacaktık bu 3 gün içerisinde. Hazır ben de buradayken. Ablam çaydanlığı hoca geri bırakıp kulağıma doğru yanaştı. Kız, sende yok mu bir şeyler? Bak ben hala teyze olamadım. Tırnak uçlarıma kadar kızarıp olumsuz anlamda başımı 2 yana salladım. Bak yaşınız geçmeden bir torun sevdirin şu insancıklara. Hele de Perihan teyze. En büyük çocuğu Selim ve hiç torunu yok kadıncağızın. Ya abla şimdi bunun sırası mı? Çayları bekliyorlar hadi hadi. Ablam çayları alıp gülerek giderken ben de mutfağın camını açtım. Biraz hava alalım. Sıcak olmuştu. Sonrasında... Telefonumdan gelen bildirim sesi üzerine kekleri koyduğum saklama kapının kapağını kapattım ve telefona baktım. Selim bir fotoğraf yollamıştı. Bugünün yorgunluğunu unutturan minik şöhretiyle tanış Yusra teyzesi. 11.35. Gülümseyerek fotoğrafa baktım uzun süre. Kucağında bebek tutmak yakışmıştı Selim'e. Maşallah çok tatlı. Tanıştığıma çok memnun oldum. 11.37. O da çok memnun olmuş. 11.37. Bize de kendi meleklerimizi kucağımıza almak nasip olur inşallah. 11.40. Dudaklarımdan firar eden gülümseme fırından gelen sesle bölündü. Hızlıca inşallah yazıp yolladım ve poğaçaları da geniş bir saklama kabına yerleştirdim. Her şeyin hazır olduğuna emin olduktan sonra besmele ile evden çıkıp hastanenin yolunu tuttum. Selim'e ve mesai arkadaşlarına sürpriz olacaktı bu.
Onlara bir şeyler hazırlamıştım öğlen yemeği için. Cumaydı bugün. Cuma namazına kadar yetiştirdim gerçi. Çok uzak değildi. Otobüsteyken ikimizden bir parça taşıyan tatlı bir bebek hayal ettim. İlk emeklemeleri, yürümeleri, sözcükleri, oyuncakları. Sonra okula gidişi, babası gibi başarılı ve cesur oluşu, bir gün bir kıza oğlana vuruluşu, bize torunlar verişi. Çok şey hayal ettim. Henüz nasip etmemişti Rabbim ama vardır illa bir zamanı diye bekliyorduk. Suratımda bir tebessümle hastaneye girip asansöre yöneldim ve 3. katın düğmesine bastım. Selim'in odası oradaydı. Koridorda yürümeye başlayıp Selim'in kapısını tıklatarak içeriye girdiğimde içerisi boştu. Saate baktığımda yemeğini çıkmış olacaklarını fark ettim. Cuma vaktine daha vardı fakat Sela da okuna da çok olmuştu. Cuma ile Sela arasındaydık. Arkadaşlarıyla oturuyordur diye onların kendilerine özel dinlenme odalarını önerdim. Kapıyı aralayıp tebessüm ederek odaya girsem de karşımdaki manzarayı gördüğümde tebessümüm solmuş, bakışlarım Selim'in bakışlarını bulmuştu. Korku dolu gözlerini bana çevirirken karşısındaki adamlardan biri de elindeki silahın namlusunu bana yönetmişti. Yusra, burada ne işin var? Hemen git buradan. Yusra, hadi git. Şaşkınlıkla bir adım geri gittim fakat adamın biri beni durdurdu. Şşş, dur bakalım. Bir kere buraya girdiysen geri gitmek yok. Geri adım attığı an vururum ikinizi de. Bana çevrilen silah namlusunun aynı diğer adamdaydı ve Selim'e tutuyordu. Adamın tehdidi üzerine oradan gidemedim. Selim neden geldin der gibi bakıyordu. Keşke gelmeseydin der gibi. Gözlerindeki duyguları okumakta zorlanıyordum. Çok fazla karışık his içerisinde olduğu her halinden belliydi. Bakışlarımı geniş odada gezdirdim. Koltuklar ve masalar düzgün ve temizdi. Odadaki tek göze batan şey az ötede yerde yatan Selim'in yardımcısı olan hemşire kızdı. Şilan. Topuz yaptığı kumral saçlarının arka kıza çalmış, kafasının etrafı kırmızı rengine boyanmıştı. Belli ki başını bir yere vurmuştu. Onu öyle görünce yüreğime bir yumru oturdu. Henüz gencecikti, yeni mezundu ve buraya atanmıştı. Bana çekinerek anlattığı nişanlısını daha yeni tanıştırmıştı ailesiyle. Geçen bayram. Dehşet bir manzaraydı. Yüreğimi dayanması için gaza getirmeye çalışıyordum. İçimden dualar fısıldamaya başlamıştım bile. Ne oluyor burada? Şaşkınlığımı konuşarak atmaya çalışıyordum. Kıza ne yaptınız? Elimdeki poşetleri bıraktım. Birilerine mutluluk vereceğini düşünüp de getirdiğim yiyecek poşeti tüm anlamını yitirmişti. Böyle bir şeyle karşılaşmak zihnimin ucundan dahi geçmezdi. Adımlarımı az ötemde duran Şilan'a yönelttim ve yanında çömelip Şilan diye mırıldanırken elimi boynuna götürdüm. Nabız alamadım. Titremeye başlayan ellerimi bu kez sol göğsünün altına bastırdım. Kalp atışlarını hissetmiyordum. Şilan gitmişti ve ben tanıdığım birini karşımda cansız halde gördüğümde ne hissedeceğimi şaşırmıştım. Koca bir hüzün sarmıştı her yanımı. Bacaklarım titrerken ayağa kalktım zorla. Öldürdünüz mü kızı? Adi herifler, ne istediniz kızcağızdan? Siyah bir şalvar ve beyaz gömlek giymiş, bakışlarında zerre merhamet göremediğim adam, çok konuşacağına sen de geç şu adamın yanına deyip silah ile Selim'i gösterdi. Selim elini uzatıp, gel buraya Yusra derken zaten ona doğru yürümeye başlamıştım. Siz kimsiniz? İkisi de sorumu duymazdan geldi. Eceline geldin herhalde he? Takım elbise revanla başını sallayıp Selim'e döndü. Kim bu saf? Bir insan ancak bu kadar kendi ayaklarıyla ölümüne gider. Selim'in yanına vardığımda parmakları parmaklarımın arasına girdi. Sıkıcı elimi tutuyordu. Beni korumak ister gibi arkasını aldı. Bak, onu bırakın tamam mı? Onun bir suçu yok sonuçta. Ben sizinle kalayım. İyi de beni dışarı çıkarsalar ve Selim kalsa yine bir parçam burada olacaktı. Ona zarar geleceği düşüncesi beni yiyip bitirecekti. Ve ben onsuz nefes alamazdım. Allah'ım sen onu alacaksan beni de al. Bana onsuz bir hayat sürdürme. Şalvarlı olanı güldü. Takım elbiseli ise ciddi tavrını koruyordu. Sizin gibilerin suçsuz yoktur anladın? Hepiniz suçlusunuzdur. Adam silahı gözüme sokmak ister gibi sallayıp sözlerine devam etti. Sen sırf bizdendir diye arkadaşımızın ölmesine göz yummuşsen ben de seni öldüreceğim. Bu hastanedeki herkesi gebertip cehenneme yollayacağım. Önce sizinle başlayacak işi. Selim bu ne diyor? Selim insanlar arasında ayrım yapacak biri değildi. Hastaları için elinden geleni yapardı. Dini, dili, ırkı kim olduğu önemsizdi. Elinden geleni yapardı. Ve bu adamlar konuşmalarından, kılık kıyafetlerinden anladığım kadarıyla söylemeye dilim varmıyordu ama karşımda iki vicdansız terörist vardı. Bakın ben kimsenin ölmesine göz yummadım.
Arkadaşınızı getirdiğinizde zaten ölüm döşeğindeydi. Ben elimden geleni yaptım. Elinden geleni yapsaydın iyileştirdin onu. Selim sesini yükseltti. Sabrı taşmış görünüyordu. Ben doktorum. Şifa veremem. Tıbbın öne sürdüklerini kullanıp insanlara yardım etmeye çalışıyorum. Şifa Allah'tan. Silah Selim'e doğrultmuş adam Allah'tanmış diye dudak büküp gülerken diğeri yeter bu kadar. Hadi vedalaşın dediğinde zorla yutkunup Selim'in omzunun arkasından kulağına fısıldadım. Selim, Rabbime kavuşma vakti gelmiş sanırım. Hakkını helal et. Kendini bana siper etmeye devam ederek dikkatle bana döndü. Dolu gözleri suratımın her karışında geziniyordu. Belki de. Helal olsun. Sen helal et. Helal olsun Selim. Hı? Sakın kendini suçlama, tamam mı? Bu yapmasını isteyeceğim son şeydi. Başını sallayıp kısa süreliğine gözlerini yumdu, zorla tutkundu, her bakışı beni sevdiğine aykırıyordu. Bu Allah düşmanlarına karşı boş boş durup ölmeyi beklemeyecektik. Masanın üzerindeki elime geçen metal maddeyi kavradığım gibi yakınımda duran adama fırlattım, bunu beklemiyordu. Adam bağırıp geri sende derken birkaç el silah sesi kulaklarımı doldurdu. Omzuyla boynu arasına ovalayan adam küfürler savuruyordu, bedenim halsizleşince dizlerimin üzerine çöktüm. Selim endişeyle Yusra diye bağırmış, omuzlarından tutmuş bir şeyler söylüyordu fakat duymuyordum. Öfkeyle kendine silah doğrultan adama yöneldiğini fark etmiştim. Bir süre boğuştular fakat diğeri ateş edince Selim vurulmuştu. Elindeki kanlara baktı. Sonra bana. Onun da canın yandığını düşününce daha fazla acıdı kalbim. Yanıma doğru sendeleyerek geldi ve beni dizlerine yatırdı. Kanamamı durdurmak için önlüğünü bastırmaya çalışsa da gücü yetmiyordu. Adımı söyleyip duruyordu. Güçlü biri olduğumu, dayanmamı, öğrencilerimin daha benden öğrenecek çok şeyleri olduğunu, daha kendi meleğimizi kucağımıza almadığımızı tekrarlıyordu. Fakat bir süre sonra onun da sesi kısılmaya, gücü tükenmeye başlamıştı. Tek bakışından çok şey anladığım adam da o benim. Bunu da anlamıştım. Onu iyi tanıyordum, o da beni. Bir aralık sustu. Elimi sıktı. Parmağındaki gümüş yüzüğünün varlığı bana anakamı hatırlattı. Ondan önce ölürsem acaba bu yüzüğü ne yapacaktı? Şimdi bu yüzük bir yuvaya ve iki insana daha şahitlik etmişti. Hatta onlarca insana. Ölümün hiç beklemediğimiz bir anda geldiğini düşünüyordu belki de benim gibi. İkimiz de derin nefesler almaya çalışırken "Herkes buraya toplanmadan gidelim hadi." O anlarda içten içe af diledim. Ömrümü ne kadar faydalı geçirebilirdim ki diye düşündüm. Rabbimin huzuruna başım öne eğik çıkmamamızı istedim. Adamlar geride üçümüzde bırakıp elini kolunu sallayarak çıktılar odadan. Elimi sıkıca tutan Selim'e acımızı paylaşıyorduk. "Selim," diye fısıldadım. Canım çok yanıyordu. "Artık dayanamıyorum." "Şehadet getirelim Yusra," dedi o da zorla konuşarak. "Beraber şehadet." Şehadet deyince aklıma bugün resmini attığı bebek geldi. Şüheda, yani şehit. Beraber şehadet getirdik. Sonra ayak seslerini hayal meyal duyduğumu hatırlıyorum. Birileri gelmiş olmalıydı. Kaçıncı kez şehadet getirdiğimizi hatırlamıyordum. Fakat son kez şehadet getirdiğimde Selim'in de son kez getirdiğine adım gibi emindim. Rabbimin içime verdiği bir sezgiydi belki. Hayat bu kadar ağırdı. Son kez şehadet getirdiğimde Selim'in de son kez şehadet getirdiğine olan sevgim gibi emindim. Bana olan sevgisi gibi emindim. Allah'a olan bağlılığı gibi emindim. O öyle bir adamdı ki bir gülün açısına devrim diyen peygamberin izindeydi. Onun gibi bir gülün açısına devrim demekteydi. Şimdi bir adam gelse şehre bir gülün açısına devrim diyebilse. İnsanlar hayal kurar. Bin bir fikir ve bin bir tasarıyla beyinleri doludur. Yarın onu yapacaklardır sonra şunu. Şu hayali vardır, sonra öbürü. Kalpleri vardır, içinde yine bin bir sevgi veya katılıkla dolu. Planları vardır geleceğe dair. Sonra bir gün insanlar hiç beklemediği bir anda ölür. Planları, hayalleri ve kalbindekiler onlarla beraber toprağa gömülür. Hayat kısa demektir şu cümlelerin özeti. Ölüme ne zaman varacağımızı bilmiyoruz ve hala dünyayı düşünüyoruz demektir. Hayat ağırdır, kısadır. Şaşırtır. Geride ahiret için bir şeyler bırakabilmek duasıyla. Ömrümüz süre gelirken her günün açışına, her günün doğuşuna devrim diyebilmek duasıyla. İşte böyle dostlar, bir hikayenin daha sonuna geldik. Tek bölümlük bir hikayeydi bu. Bundan sonraki hikaye
birkaç bölüm olacak büyük ihtimalle. Bu güzel hikayenin yazarı Şeyma Nur Önem. Teşekkür ediyoruz kendisine bu hikayeyi bizimle paylaştığı için. Çok güzel bir hikayeydi. Değişik bir hikayeydi. İlk defa okudum ben de burada. Yani okurken, yani seslendirirken hem okumuş hem de seslendirmiş oldum. Yani sizinle birlikte şu an şu sonu yaşıyorum. Böyle insan ölümü anınca öyle kalıyor değil mi? Ölüm aslında çok yakın ama öyle bir yaşıyoruz ki sanki hiç ölmeyecek gibi. Ölüm hiç bizim kapımızı çalmayacak gibi. Ancak çok yakınımızdan biri vefat edince ölümü bir süre anıyoruz. Sonra yine unutulup gidiliyor. Unutulup gidiyor. Maalesef öyle. Ne demişti hikayenin sonunda Şeyma Nur Önem? Hayat ağırdır, kısadır, şaşırtır. Geride ahiret için bir şeyler bırakabilmek doğasıyla. İnşallah ahiret için bir şeyler bırakabilenlerden oluruz dostlar. Yeni hikayede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.